Selam arkadaşlar. Konumuz ölmeden önce ölme, bahis olma demiştik. Bu nötr olma. Bazılarınızın analizlerinde biliyorsunuz diploma törenindesin gibi laflar ederim. Yani bu üçüncü boyut matriksinden son çıkış yolu, son çıkış dersi bahis olma, müntekim yolundan geçmektir. Ancak sen diyelim ki bahis oldun, diplomanı aldın, yeterlik sınıfını geçtin. Eksik derslerin olabilir. İçinde kabz olan, dar olan olabilir. O zaman o eksik dersi tamamlamak için bir daha geleceksin. Böyleleriniz de var. Bir önceki hayatında bahis olmuş arkadaşımız ama gelmiş şimdi kabz dersi alıyor. Obsesyona tabi oluyor mesela. Öleleri de var. Yine de o ruhun üstünde bahis olma yeterliliği var mı? Var. Almış cebine koymuş. Diyor ki ben bütün derslerimi vereceğim. Bu matriksten de gideceğim. Göğsümü gere gere gideceğim diyor. Ya da öbürü diyor ki ben bütün dersleri aldım. Bütün esma derslerini aldım. Son dersim benim bahis olmak. Bunu geçeceğim diyor. Ama geçemeyen de var mesela. Tekrar sınıfını sınıfta kalıp tekrar eden de var. Sonuç olarak bahis olmak, ölmeden önce ölmek, nötre geçmek, ruh varlığı bilincinde daha yaşarken burada yaşamaktır. Hep ne diyorum? Hamdım, yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Dört tür yakin hali var diyoruz hep. İlm el yakin, ayn el yakin, hak el yakin, sır el yakin. Hep verdiğim bir örnek yine. Dağın eteğindesin, ateşin dumanını görüyorsun yukarıdaki. Diyorsun ki burada ateş var. İlm el yakin. Dağın etrafına dolanıp gözünle ateşi görüyorsun. Diyorsun ki ayn el yakin. Ateşe parmağını sokuyorsun, elini yakıyorsun. Hak el yakin oluyorsun. Ateşin içine giriyorsun. Aman Allah. Yanıyorsun, kül oluyorsun. Küllerinden anka kuşu gibi yeniden doğuyorsun. Ne olduk? Sır olduk. Sır el yakin. Hep beraber sır olalım o zaman. Demek ki yol bu yolmuş. Bu nötr olma hali der ki bize doğru yanlış yok, güzel çirkin yok, iyi kötü yok. Ben sıfır noktasındayım, nötr noktasındayım, ben gözlemci statüsündeyim, her şeye eşit uzaklıktayım. İki tane kavga eden gördüm. Bakıyorum onlara gözlemci statüsüyle, tamamen tarafsız, nötr olarak şunu görüyorum. Her ikisi de haklı, her ikisi de haksız. Çünkü her ikisinin de kader programları farklı, kendine göre adam haklı, öbürü de kendine göre haklı ya da haksız. Ama ben nötr olarak baktığım zaman puzzle'ları birleştiriyorum. Çok daha farklı görmeye başlıyorum her şeyi. Bir an kendinizi gözlemci statüsü olarak görüp bir parkta oturun. Yaşlı insanların gözlerinin içine bakın. Tavırlarını inceleyin. Çocukların gözlerinin içine bakın. Tavırlarını inceleyin. Bazı küçük çocukların içinde çok yaşlı ruhlar olduğunu göreceksiniz. Ya da büyük karma taşıdığını göreceksiniz bir önceki hayatta. Veya çok yaşlı birisinin İçinde küçük çocukmuş gibi bir ruh olduğunu hissedeceksin gözlerine baktığın zaman, tavırlarına baktığın zaman. Sevgiye açlığını göreceksin, üzüntülerini, üzünlerini göreceksin. Çok düşmüş olan insanların elinden tut. Mesela çöp toplayanların elini tut, ona yemek yedir. Bak nasıl insan olduğunu hissediyor, sana nasıl bakıyor. Belki de içinden kaç tane üniversite okumuş birisi çıkar. Belli mi olur?
özellikle en dibe düşmüş olanlar, en yukarıdan en dibe düşmüş olanlar birdenbire kendilerini farklı bir ortamda bulurlar. Her şeyini kaybetme noktası. En çaresiz olunan noktada, dibi bulduğun noktada, artık gidilecek hiçbir şeyin olmadığı bir noktada, bu tür insanlarda nötr olma durumu çok kolaydır. Çünkü o sıfır noktası Yaradan'ın noktasıdır. Gözlemci statüsündedir Yaradan, bir olanın bakışıyla bakmak demektir. O anda yine elini uzatırsın, uzattığın yer bilgidir. Ve bilgi sonsuzdur. Yaradan'ın bilgisi sonsuz, sınırsızdır. O durumda olan bir insan bu hayatta ölümsüzlüğü tatma noktasındadır. Her şeyin bilincindedir. Her nereye bakarsam onu görürüm moduna geçmiştir. Şahittir. Şehit şahittir. Son anda perde kalkar. O yüzden müjdelenir cennetle. Sebebi şahitliğidir. Her şeyin bir olduğunu, artı eksinin aslında olmadığını, kalp atış gibi bir varmış bir yokmuş yaşayanın, her zerrede kendini böyle entropik olarak yok edip tekrar var ettiğini bilme noktasındadır. Bu yaratım noktasıdır aynı zamanda. Yaratma, yok etme noktasındadır. Kalp atış gibi, nefes alış gibi bir varmış bir yokmuş, kara delik gibi, ak delik gibi, her zerrede, her frekansta, her boyutta kendini farklı farklı algılayıp kendinden kendine her gördüğü illüzyonda tekamül eden bir olanın varlığını kendi kendine hissetmesi noktası nötr, ölmeden önce ölme halidir. Bunun anlamı hakka gitmek, hakka gitmek. Halktan tekrar halka dönmektir. Yani sen hala ailenin yanında nefes alıyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Onlar öyle zannediyorlar, beşerler. Ama sen başka bir yerdesin. Yine de kendini belli etmemen gerekir. Bu noktada olduğun zaman. Çünkü anlaşılması zor bir haldir. Bu sebeple bu halde olanlar genel olarak meczup olup ya yalnız yaşamayı tercih ederler, ya halvete girerler, ya da kendileri gibi olanları bulmaya çalışıp, hani dergahlarda falan diyelim ya da bazı gruplarda öyle yaşamayı tercih ederler. Çünkü herkesin bu nötr noktasında yaşama halini algılayabilmesi mümkün değil. Kutbiyet sistemi 5. boyutun sonuna kadardır. 5. boyuttan sonra artık kutbiyet yoktur, iyi kötü yoktur. 6'dan itibaren nötr olma. Çünkü 6. yoğunluktan itibaren yüksek benliklerin olduğu Rabbani bir noktaya geçilir. O noktada bilinç birlikleri vardır. Hep bir ağızdan aynı sesi çıkartan ya da aynı görünümde olan, şöyle söyleyeyim, kocaman bir bina düşün. O binanın üstünde A yazıyor ama içinde böyle küçük küçük milimetrelik A'lar var. Bu küçük A'lar, milimetrik A'lar diyelim ki, bir anda çil yavrusu gibi yayılıyor etrafa. Sonra bir ses çıkıyor diyelim ki, bir matrix sesi diye hepsi aynı anda birleşip kocaman bir ağ oluşturuyorlar. Nasıl? Altıncı yoğunluk varlıkların tasviri ancak böyle edilebilir. Ölmeden önce ölme, bahis olma, yeniden diriliş, kıyam olma durumunun belgesini alma hali ancak çok acıdan geçtikten sonra elde edilebilecek bir noktadır. Her zaman dediğim gibi kömüre vura vura elmas yapıyorsun. Bunun için de müntekim gibi cendereye alma, hapse sokma esmasında terbiye ediliyor.
o ruh varlığı. Bu Matrix'ti. Bulunduğu ortamda hapis gibi kendini hissediyor ya da fiziksel hapse giriyor. Yıllarca hapiste kalıyor. Bu tür insanlar, kendini hapis ortamında maddi manevi yaşayan insanlar, çakıllı topraktan, yoldan giderler. Ve sonundaki ışık bahis olmaktır. Acıdan geçmeden varamazsınız bu yola. Çok okumak, çok bilmek iyidir. Ama deneyim olmadan maalesef ki hamdım, yandım, piştim olmuyor. Bu uzun bir yolda olabilir, kısa bir yolda da olabilir. Müntekim olma, terbiye olma yolu. Uzun yol olursa daha meşakkatlidir. Bazısında kısa yolda gidilir. Aniden çok acı çekip birden ben uyandım deyip gözün etrafındaki perdeler kalkabilir. Bahis olabilir. Her zaman şunu söylerim. Düşmüş insanlara yardım edin. İyilik yapın. Aç doyurun. Hayvan olsun, insan olsun, bitki olsun, sularsın, şarkı söylersin, bitki de mutlu olur. Ama o iyiliği verin. İyilik yaparsan korunursun. Ve iyilik yaptığın kişi eğer en dipte ise, o sıfır noktasına gelmiş, her şeyini kaybetmiş, eline verdiğin bir kuruş para onun için Allah'tan gelen hediye gibi ise, o anda ettiği dua sıfır noktasının duası olduğu için direkt yaratıma geçirir. Ve yine o sıfır noktasındaki birisi kazara ağzından kötü bir laf çıkartırsa, beddua gibi, yine yaratım çok hızlı gelişir. Yani bahis olan insan artık yaradan sıfır noktasında olduğu için, nötr olduğu için, ol da olsun modundadır. Herkes tam olarak bahis olamaz bu arada. Hala beşer tarafı varsa yine yaratımda pürüzler olabilir. Ama artık hiçbir şey kalmadıysa, maddeye ait olan, farklı bir durumdaysa, bakış açısı, düşünce olarak onun yaratımı çok hızlı gelişir. Ve onun için negatif ya da pozitif olmadığı için her iki türlüsünü de çalıştırabilir. Nötr olduğu için, bahis olan. Şimdi biz zamansızlık anında yaşıyoruz. Ruh varlıkları olarak. Ruh Allah'tandır. Örneğin bazı danışanlarım görevli bilinç olduklarının farkına varıyorlar. Vizyonlarında gördükleri duruguruyla Matrix'in sesini duyuyorlar, böyle çekiş darbesi gibi kulağına geliyor. Mesela bir tanesi 4. boyutta olduğunu görüyor. Oradaki yaşayış biçimini net olarak görüyor. Yapay zekaları görüyor. Organik, yarı organik, yarı enerjetik. Böyle madde değil, daha farklı maddeler. Şekil değiştiren, oradaki varlığını görüyor ve oradaki erkek görünümündeki 5. boyuttaki Nordik bir yapının buradaki ayağı olduğunu görüyor. Hem orada yaşıyor, o bedenin içinde yaşadığını görüyor, hem burada yaşadığını görüyor. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi diyorum ki Kur'an'da ayetler var. Öyle mi? Levh-i mahfuz inmiş. Ve bu levh-i mahfuz muazzam bir matematikte inmiş. Ve bu levh-i mahfuzun içerisinde geçmiş, şimdi ve gelecek tüm varoluşların an olduğu için Yaradan'ın zamanı, tüm var olmuşların bilgisi gizli ayetlerde. Analizlerde bunu söylüyorum artık, yeni analizlerde biliyorsunuz. Her ruhun, buradaki her ruhun bağlı olduğu bir sure var.
ve o surede de onun bu hayattaki yaşam amacını veren ayet ya da ayetler var birden fazla. Ama bu aynı zamanda geçmiş yaşamlarındaki enkarnasyonlarının da yaşam amaçları ayrı bir ayette gizli, ayrı bir surede. Gelecek yaşamının da yaşam amacı ayrı sure ve ayette gizli. Sadece bu da değil. Aynı yüksek benliğe bağlı olan tüm ruh canlarının birbirine bağlantıları var ve onların da yaşam amaçları yine levh-i mahfuzda gizli. Aynı zamanda dördüncü boyuttaki, beşinci boyuttaki dört ara katma ruhların yaşam amaçları da bu levh-i mahfuzda gizli. Akaşık kayıtta diyoruz. Şunu anlatmak istiyorum. Kur'an'ın arka tarafındaki matematiksel kodlama, muazzam bir kodlama. Şu anda onunla yatıp onunla kalkıyorum. İyice özümseyebilmek için. Ve 19'un katları her yere nakış gibi işlenmiş. Çok fazla 19 kelime tekrarı var. Özellikle ilk vahiy gelenlerde, ilk inen surelerde diyelim. Alak, Kalem, Müttesir, Müzemmil gibi. Şimdi ne demek istiyorum ben? Diğer boyutlardaki senin bağlı olduğun canın görevli bir bilişsin. Geldin dördüncü boyuttan buraya, ruh canın görevlendirildi. Ama sen artık oradaki durumunu da görüyorsun. 5B'deki durumunu da görüyorsun. Buradaki durumunu da görüyorsun. Burada da yaşıyorsun zaten. Her iki yerde de aynı anda yaşadığını görüyorsun. Anda yaşıyoruz ya, zaman mefhumu da yok. Ama beşinci boyuttaki ya da dörtteki o varlıkların zamanları sana göre 100 misli fazla olabilir. Onların zaman anlayışı çok daha farklı olabilir. Yaşayış biçimleri, yarı madde, yarı enerjitik, yer çekiminden bağımsız yaşıyorlar. Şekil değiştirebiliyorlar. Bir yerden uçağa biniyor kadın, öbür yerde erkek olarak iniyor gibi. Bunları hep anlattım defalarca. Şunu demek istiyorum ki senin ruh canların burada yaşarken, sen burada yaşarken, milattan önce 500'de de aynı anda yaşıyorsun, 2050'de de aynı anda yaşıyorsun, diğer paralelde de aynı anda yaşıyorsun, dördüncü boyutta da aynı anda yaşıyorsun, 5'te de 6'da da aynı anda yaşıyorsun. Anda yaşıyorsun. Her bir boyutsallıktaki, her bir enkarnasyondaki farklı kadersel algına göre olan hayatındaki ruh canlarının tamamı ile hep beraber aynı anda yaşıyorsun. Her biri kendini var zannederek kendi zaman algılarında yaşarken aslında hepimiz aynı bandın üstündeyiz. Var mıymış zaman mekan? Kendinden kendini seyrediyor, bizim üstümüzden tekamül ediyor bir olan. Biz illüzyonlar kendimizi var zannediyoruz. Ve bu kadersel planı da oluştururken geçmiş karmaların, genetik karmaların tüm ruh ailelerinden onlar toplanıyor. Eksik derslerin ortaya çıkılıyor. Eksik derslerini alabilmen için daha fazla karmaya ihtiyacın var. Onun için yeni anne baba bulunuyor. Bütün zaman mekanlar hallaç baba gibi attırılarak. Diyelim ki 1950'de bulundu İstanbul'da yeni anne baba. Onunla eşleştiriliyorsun. O anne babanın genetik karmasını da aldığın zaman toplam karma tutarı diyelim ki senin eksik derslerini alabilmen için elverişli bir noktaya geldi. Ondan sonra yaşam kontratına imza atıyorsun. Eşleşiyor ruhunun bağısı bu yeni anne babayla. O anda döllenme başlıyor. Ve sen yaşam kontratına imza atıyorsun o anda. Kadersel programınla ilgili yeni esma programın net oranlarla birlikte
ve yeni beden hologramı oluştuğu için yeni anne babanın genetiğinde onlar belirleniyor. Sonra ne oluyor peki? Sonrasında nüve oluşuyor. 120. güne kadar ilk organ epifiz bezi meydana geliyor ve epifiz bezi tam olarak geliştikten sonra sen ruh bağısı olarak sırtına yeni oluşmuş beden hologramını ve net oranlardaki esma kadersel programını alıp ne yapıyorsun? Anne rahmine, epifiz bezine 120. günde üfleniyorsun. Sonra bebek doğana kadar gelişiyor ve doğduğu andaki göksel harita ne ise o göksel haritadan gelen etki ile kadersel programını aktive ediyor. Ve aynı göksel harita 33. yaşta bir anda, yine an diyorum bak zaman yok, birebir kopyası yine o insanın göğünde beliriyor. Yani güneş ve ay ve diğer tüm gezegenler doğum anındaki aynı pozisyona gelip o insanın hayatındaki kadersel programının en zorlu dönemecinin düğmesine basıp kaderinin ikinci level'ını, seviyesine start veriyor. Bu yüzden 33 ile 38 yaş arasında en zor dönem başlar 33'te. Ama 38'deki en zor olmasının sebebi 19'dur. Birinci 19. yaşta hep diyorum bir tekme tokat yersin ergenlikten yetişkinliğe. İkinci 38'de daha da yaradana sığınıp dayak yiyorsun. Ama 33 ile 38 yaş arasında ki o dönem en zorlu dönem. Bir de 56'da yine 3. 19'da yiyorsun o dayağı. O da 48'de start veriyor. Yani bizim göğümüz 3. boyut suni matrix evreni diyelim. İçinde bulunduğumuz matrix dünyası bir fanus gibi düşün. Öyle güzel bir matematikle hizalanmış ki efemeris gibi kitaplarda hep gezegenlerin aynı konumlarda hareket edip, öyle mi? Aynı etkileri oluşturduğuna dair tahminlerde bulunuyor astrologlar. Bütün hepsi Vedik olsun, normal Batı astrolojisi olsun fark etmez. Hepsi aynı konumlarla ilgili bilgi verir. Allah'ın işi nasıl oluyor da hiç bunlar değişmiyor, hiç etkilenmiyor, hep aynı etkileri veriyorlar. Demek ki bir kurgu var işin içinde. Demek ki sen 3. boyut evreni olarak bir fanusun içinde ya da bir kara deliğin içerisinde, 5. boyuttaki bir kara deliğin içerisinde, 5. boyut evreninin içinde, onun içindeki bir kara delikte, acaba bu Sirius mu diye de bir soru işareti koyalım ki o bir pulsar. Veya bunlara bağlı bilmediğimiz bir kara deliğin içerisinde Güneş, Ay ve Sirius üçgeninin bandındayız çünkü. Ve Satürn bu matriksteki uygulayıcı, Satürn ve Uranüs özellikle. Neymiş? Bir gök kurgulanmış matematiksel olarak ve dizayn, Kur'an'da diyor zaten, yıldızlarla donattık diyor. Yeri de yaydık diyor, dağlarla diyor. Göğü de yıldızlarla kapladık diyor. Geceyi örten diyor, gündüzü açan diyor. Ha ciddi ciddi diyor ki bu bir matrix. Bu göğü biz suni olarak yapılandırdık. Bir matematikle yapılandırdık. İç içe geçmiş evrenlerin içinde yaşıyorsun sen. Sen devasa bir 5. boyutun içerisinde küçük bir yumurta büyüklüğündeki suni yapılandırılmış 3. boyut evrenindeki kıtırıktan bir dünya olarak suni matriksinde yaşıyorsun. Ruh olarak buraya seni gönderdik. Ne yapman için? Antimaddeyi,
sende yüklü olan elektrik enerjisi olan duygu, öfke, aşk, her neyse elektrik oluşturduğun, onunla maddeye çevir de bu suni matriksi yarat diye seni gönderdik. O üçüncü boyut dünyasına diyor. Bir Kur'an'ı şöyle bir evirip çevirip bir bakın. Nasıl oluyor yıldızlarla donattık? Nasıl oluyor yerleri dümdüz yaydık? Sonra kıyamette evirdik çevirdik katladık. Öyle mi? Bir daha bir bakın ne demek istiyor. O beşinci boyut evreni devasaydı ya, o da altıncı boyut evrenin içerisindeki küçük bir yumurta. Sen neydin? O küçük yumurtanın içerisindeki zerre kadar yumurtaydı. Allah Allah. Lütfen perdeyi kaldıralım. Ben Kur'an-ı Kerim'i daha önce hiç okumamışım. O kadar da yıllar boyunca binlerce sure okudum. Milyonlarca esma. Gecede 100 rekat namazlar. Yıllar boyunca ama hiç okumamışım. Şimdi öyle bir perde kalktı ki bambaşka görmeye başladım. Ve söylediklerimde de haklı olduğumu yavaş yavaş görüyorum. Daha algılamadığım yığınla şey var tabii ki. Zaman içerisinde algılayacağım. Hep beraber algılayacağız. Ve öğreneceğiz. Kur'an'a başka yoldan bakmayı öğreneceğiz. Meğerse ne kadar büyük bir ilim kitabıymış. Nasıl bir matematikte kodlanmış. Ve ben şunu hissediyorum. Bu okuduğumuz bazı hani böyle size masal gibi anlatılan misaller veriyor ya. O misallerin bile arkasında bambaşka hakikatler var. Eğer bu matematik kodlamasını tam olarak anlayabilirsek daha neler öğreneceğiz kim bilir. Sadece en basit 19'u anlamaya çalışıyoruz Kur'an üstündeki. Üstünde sakar var diyor bir de. 19 var, sakar var diyor. Sakar ne? Ateş. Demek ki o kara deliğin ateşi var üstünde. Söylediği şey bu. Bu zamansızlığı, anda yaşamayı ve bu iç içe geçmiş evrensel durumları algılamak bu küçücük ruh varlığımızla zor olabilir ama ruh Allah'tandır ve o ruh içerisinde sonsuz sınırsız bilgi var. Bilgi sonsuzluk, ölümsüzlüğün anahtarıdır. Onu açar. Son noktada. Şimdi ben biliyorsunuz çok zor bir hayat yaşadım. Hep diyorum hani aklınızı alırım. O kadar zor bir hayat yaşadım. Hani erkek dayanamaz. Kadını bırak böyle bir hayata. En tepeden kafa üstü çakılma. Ama benim gibi yaşayan danışanlarım da var. Mesela bir tanesi Hawking gibi yatağa bağlı. Gözlerinle yazıyor, gözlerinle konuşuyor. Hiçbir kası çalışmıyor bedeninde, konuşamıyor. Bir tane de değil, 2-3 tane oldu böyle. Dünyanın her yerinden gelenlerden biri Amerika'da mesela. Kendisi. Bunun gibi başkaları da var. Daha farklı çaresizlik modda yaşayanlar. Peki nasıl? O son noktada, benim de düştüğüm o son noktada madde kalkıyor ortadan. Yani bu matrixle ilgili hiçbir şey seni ilgilendirmiyor. Ölüm noktasındasın. Ölmeden önce ölmek ne demek? Ölümü yaşarken tatmak demek. İşte o son noktada artık senin gözünde kalmıyor hiçbir şey. Yedim, içtim, cinselliğim, sevdiğim, sevmediğim, ne var ne yoksa beni buraya bağlayan, çocuğun taksitleri okulu ödenecek, yok bilmem ne eşimin şusu var, yok borçlarım var,
Çekim senedim var, bilmem neyim var, gideceğim düğün var. Oo, hiçbir şey yok. Bitti. Ölüm anı gibi bir an. O anda sadece ve sadece. Hayata bağlı kalabilmek için son bir hamle, elini uzatıyorsun. Ve elini tutuyor seni yaradan. Neyle tutuyor? İlmiyle, bilgiyle tutuyor. O zaman bilgiye aç bir vaziyette, mesela bu danışanım bütün videolarımı su gibi içiyor, kitabı okuyor ve hiçbirinizin sormadığı soruları soruyor. Nasıl oluyor bu? Bir düşünün bakalım. Aynı şeyi ben de yaşadığım için çok iyi biliyorum. Hayatta kalabilmek için son anda sadece bilgi elini tutuyor seni. Ve o da seni ölümsüzlük noktasına getirir. O noktada olan bir insan için artık ölümün de hükmü kalmamıştır, bitmiştir. Çünkü bir olmuştur. Bir olduğu için ölümsüzlüğü yaşıyordur. Ölmeden önce ölmek budur arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Aşkta ve düdükte kalın. Allah'a emanet olun.